Merhaba arkadaşlar, ben Habib Ocak Döküman Yönetim Sistemi ilçe işlemlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde Uyap Editör giriş ekranını göreceğiz arkadaşlar. Hemen e, Döküman Yönetim Sisteminden iş akışı başlattan kelime işlemci açıyorum arkadaşlar. Diğer tarafları kullanmıyorum. Kelime işlemcimiz açıldı. Giriş menüsü otomatik olarak geçiyor geliyor arkadaşlar. E, yine giriş menüsü, dosya menüsü gibi e, daha çok Dosya menüsü ağırlıklı olarak belge üzerinde yapılacak işlemler, giriş me, giriş menüsü ise e, yazacağımız yazılar üzerinde yapacağımız değişikliklerle ilgili. Yani birisi metin üzerinde, birisi belge üzerinde ağırlıklı arkadaşlar. E, şimdi giriş menüsünden e, kes, kopyala, yapıştırımız var. Atıyorum e, şimdi hemen bir tane şunu kapatayım. Şuradan bir tane örnek 2 uyap editör sayfasından birbirine kopyala yapıştır yapacağız arkadaşlar. Bakın kes kopyala şu anda pasif. Sebebi şu arkadaşlar. E, seçili bir metin yok. Demiştik ki önceki derslerimizde şu üst tarafa hiç dokunmuyoruz arkadaşlar. Nereden itibaren dokunuyoruz? Konudan itibaren. Konudan itibaren seçiyorum. Bakın burayı alıyorum. Kopyalıyorum. Boş olan editörüme yapıştırıyorum. Bakın boş olan sayfama yapıştırdım. Bu yapıştırma işleminde burası hemen ortalıyorum. Az sonra onu göreceğiz. Kes dersem bakın şunu geriye alayım. Şöyle kes dersem metnimi seçtim. Şuradan kes. Kısa yolu da şu arkadaşlar. Ctrl X kes dedim. Öbür editöre geçtim. Şuraya geldim. Yapıştır dedim yapıştırdım arkadaşlar. Kes dediğim zaman öbür belgede hiçbir şey kalmıyor. Yani aslını orijinalini alıp yeni belgeye aktarmış oluyorum. Kopyalada ise hemen onu görelim. Orijinal dosyamız bu. Seçiyorum arkadaşlar. Kopyalada özellik yani şuradan kopyala diyorum. Bakın orijinalinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Getiriyorum buraya, yapıştır diyorum. Bakın, yapıştırdığım anda aynısını buraya getiriyor, yapıştırıyor. Yani bir nevi fotokopi olarak düşünebilirsiniz. Aslında herhangi bir değişiklik yapmadan aynısından birden fazla çoğaltma işlemi yapıyorum. Kopyala yapıştırın özelliği de bu. E, kes yapıştırın kısa yolu, Ctrl X, Ctrl V, e, kopyala yapıştırın Ctrl C, yani copy, Ctrl copy. Ve kontrol v yapıştır anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Kısa yollarımızda e, vermiş olalım. Biçim kopyala dediği şey de e, yazımızın e, öbür taraftaki bütün özellikleriyle. Arka planıdır, yazı biçimidir. Mesela diyelim ki şurada siz burayı italik yaptınız. İtalik olarak kopyalar arkadaşlar. sağ tıkladım. İtalik olarak kopyalarım. Şuraya geleyim yapıştır dediğimde bakın italik olarak bütün özellikleriyle birlikte alır. Burada ise öncekinde ise buradaki özellikler neyse ona göre alır. Hemen metin üzerinde bir değişiklik yapalım. Sıradan gidelim. Metnimin belli bir miktarını seçtim. Kalın yapmak istiyorum. İtalik yapmak istiyorum. Altı çizili yapmak istiyorum. Bunları da buradan yapabilirim. Üzerine geldiğimde kısa yol. Ctrl K kalın. Ctrl T italik. Ctrl Shift A ise altı çizili. Tabi özelliklerin büyük bir kısmı Word'deki ile aynı. Bazen ufak tefek değişikliklerde de olabiliyor arkadaşlar. Şurada bir metnimi seçiyorum. Metin seçerken de yine bir pratik bilgi daha vereyim. Herhangi bir kelime seçmek istiyorsanız ister sonundan ister başından tutup çekerek yapabilirsiniz bu işlemi. İsterseniz üzerinde imleç yanarken çift tıklayarak yapabilirsiniz. Bakın çift tıkladığım anda kelimeyi seçiyorum. Üç kere üst üste tıklarsam satır ya da paragrafı seçerim. Bakın. 3 kere tıkladım satırı seçiyorum. Word'de ise paragrafı seçiyordum. Karşılaştırmalı olmuş olsun. E, paragrafımı seçtim. Buradan yazı tipi boyutuna yani size dediğimiz yazı tipi boyutunu büyütebiliyorum. Genelde biz... E, resmi yazışma kurallarına göre 12 punto kullanıyoruz arkadaşlar. Çok büyük boyutlara geçmiyoruz. Yakınlaştırma uzaklaştırma oranlarımız var. Yani gözümüzde biraz bozukluk var ise sayfayı kendimize şöyle 150 oranında yaklaştırıyorum. Bakın arkadaşlar. E, cin gibi görüyorsam şöyle 75 yapıp biraz daha uzaktan bakabiliyorum. Sayfamın genel görüntüsünü görmüş oluyorum. Yine bunun Kısa yollarından bir tanesi e, Ctrl'ye basıp farenin tekerleğini ileri geri yaptığınızda yakınlaştırıp otomatik olarak uzaklaştırıyordu. Bunda bu özellik yok arkadaşlar. Hemen şuradan e, bakın paragraf bölümü şu menülerin altlarına bakarsanız pano diyor, yazı tipi diyor font diyor ve paragraf diyor. Hemen şuradan e, yakınlaştırma oranımı orijinal %100'e getireyim. Ondan sonra daha rahat görebilmek için metin üzerinde oynama yapacağız arkadaşlar. Bakın geliyorum. Metnimi seçiyorum. Sola yasla diyorum bakın. Sola yaslama sağ tarafı sağa hizalamaz. Yazdığınız yazının aralıkları, kelime aralıkları ne ise ona göre ayarlar arkadaşlar. Ortalama var arkadaşlar. Yazıyı ortalar. Sağdan ve soldan eşit oranda ortaya yaslar diyelim sağa yaslama sağ tarafı sabitleyerek sol tarafta boşluk bırakır yani kelime aralarındaki standart boşluğa dokunmadan sol tarafta boşluk bırakır sağ hizalama hemen yasla ya da iki yana yasla özelliği ise kelimelerin arasını açarak iki kenarı sabitler arkadaşlar tabi genelde biz iki yana yastayı kullanırız. Niye iki yana yastayı kullanırız? Daha yakışıklı gözüktüğü için. Burada girinti ayarlarımız ya da paragraf ayarlarımız var arkadaşlar. Geliyorum girinti artır diyorum. Ee, otomatik olarak girintiyi yani sayfanın pardon paragrafın alıyor e, 1.25 paragraf oranında sağa doğru yaslıyor. Girintiyi artırıyor. Girinti veriyor. Girintiyi azalt dediğim anda sağ tarafa vermiş olduğum girintiyi geri alıyorum. Aynı şekilde girintiyi birkaç tane artırdım. Birkaç tane azaltabiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi burada paragraf yapmak istiyorsanız şöyle şurada yapalım. Boşluk tuşuna basarak yani space tuşuna basarak boşluk bırakmayın arkadaşlar. Tabi şu anda Metin üzerinde çok fazla oynadığım için hemen şöyle bir işlem yapayım. Açtan tekrar alayım bunu. Hayır diyeyim. Bakın geldim. Bu şekliyle bir paragraf bırakma mantığı yerine Caps Lock tuşumun üzerindeki tab'a bastığım anda 125'lik paragrafı otomatik olarak kendi ayarlar arkadaşlar. Hemen e, giriş menüsüne devam ediyoruz. Girinti artırdık, azalttık. Hemen e, geleyim madde işaretleri var arkadaşlar burada. Madde işaretlerimizi şöyle düşünebilirsiniz. Şuradan aşağıya geçeyim ve sola iki yana yaslayayım. Dediniz ki Ali dediniz. Ayşe dediniz. Veli dediniz. Ahmet dediniz. Bunları siz kenarlarına madde işareti koymak istiyorsunuz. Ve şuradan oka tıklayarak size göre en uygunu hangisi ise ona göre madde işareti koyarsınız. Seçip koyduğunuzda madde işaretlerini eklemiş olursunuz. Yok derseniz iptal etmiş olursunuz. Şöyle bazen e, bu da bize lazım olabiliyor. İşte yönetmeliklerde 5. maddenin işte 1. paragrafının 2. işte ikinci bendi maddesi gibi olduğunda belirtme anlamında bize faydası olur arkadaşlar. E onun yerine siz atıyorum numaralandırma istiyorsanız Bunu hemen yok diyelim. buraları bakın arkadaşlar mutlaka madde işareti ya da numara vereceğiniz yeri seçmeniz gerekiyor. Seçiyorum 1 2 3 4, 5 e atıyorum şöyle parantezli olan istiyorsanız işte Roma rakamlı olanı istiyorsanız. Tamamen bu tercih hakkı size ait. Büyük harflerle istiyorsanız büyük harflerle. Mesela e, test de çok kullanırız biz bunu Word'de test hazırlıyorsanız kullanırız. Burada da aynı mantıkla kullanıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde burada iç içe maddelen madde işaretleri var arkadaşlar ya da numaralandırmanın alt versiyonları diyeyim. İşte 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3, bir işte 1'e a b c d gibi tarzında şeyler istiyorsanız bir nevi e, liste oluşturma diyelim buna. Liste ile alakalı hangisini istiyorsanız seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada e, bul var arkadaşlar ve değiştir var. Bu da bizim için yine önemli. Bul kısa yolu kontrol F idi Word'de. Bakalım burada çalışacak mı? Evet çalışıyor arkadaşlar. Bir metin ya da bir tablo içerisinde herhangi bir şeyi arayıp bulmak istediğinizde onu buradan buluyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyorum ki merkez kelimesi nerede var? Bakın merkez dedim. Sonrakini bul dedim. Bakın buldu. Sonrakini bul diyorum. Eee sonrakini buldu mu? Bulamadı arkadaşlar. Bir tane buldu. Kelim burada Sözcük, tam sözcükler, büyük harf, küçük harf, duyarlı, aşağı yukarı hangisini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben buradan tümünü diyerek hepsini seçiyorum. Aynı şekilde burada arkadaşlar değiştir mevcut. Değiştir de herhangi bir kelimenin yenisi ile değiştirilmesini istiyorsanız kullanıyoruz. Bunun da kısa yolu Word'de Ctrl H idi. Burada var mı çalışıyor mu bakalım. Hayır çalışmıyor. Kontrol ister buradan tıklayıp değiştir diyebilirsiniz. İsterseniz buradan Ctrl H şey F'ye tıklayıp Find, Bul'a tıklayıp Değiştir'e geçebilirsiniz. Burada mesela diyor ki şöyle yapayım. Bakın şuradaki Döküman Yönetim Sistem dediğini, Döküman Yönetim Sistemini yerine DS yaz değiştir diyorum. Bakın. Döküman yönetim sistemi 1. Hepsini değiştir diyorum. 4 tane değişiklik buldu ve dördünü de değiştirdi arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Niye 5 oldu? Birini ben biraz önce değiştirdiğim için 5 tane oldu. Gördüğünüz gibi eee istediğiniz kelimeyi yeni bir kelimeyle tek hamlede değiştirebilirsiniz bu Word, Excel, PowerPoint gibi programlarda geçerliydi arkadaşlar. Onlarda da kullanabiliyoruz. Giriş menüsü de e, yine çok kullandığımız bir menü olacağı için biraz fazlaca anlattım, ayrıntılı olarak anlattım. E, giriş menüsünü de burada bitirelim arkadaşlar.